Vefatının 84. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk tüm yurtta törenlerle anıldı. Ankara'daki törende Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki devlet erkanı önce Aslanlı Yolda yürüdü. Ardından Erdoğan kırmızı beyaz karanfillerden oluşan ay yıldızlı çelengi Atatürk'ün mozonesine bıraktı. Atatürk'ün 84 yıl önce vefat ettiği saat olan 9.05'te saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu. Saygı duruşu sırasında gönderdeki Türk bayrağı yarıya indirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir özel defterini imzaladı. Aziz Atatürk, ebediyete irtihalinizin 84. yıl dönümünde zat halinizi, kahraman silah arkadaşlarınızı ve canları pahasına istiklalimize sahip çıkan aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle yad ediyoruz. En büyük eserim dediğiniz Türkiye Cumhuriyeti'ni 85 milyon olarak Türkiye 100 yılı vizyonuyla geleceğe daha güçlü, daha müreffeh, daha itibarlı bir şekilde hazırlıyoruz. Milletimizin asırlık hayallerini gerçeğe dönüştürene kadar durmayacak, saldırılar karşısında yılmayacak, mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Ruhun şad olsun. Konya'daki törense Anıtalanı'nda gerçekleşti. Törene Vali Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın yanı sıra siyasi parti temsilcileri, Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, kurum idarecileri ve vatandaşlar katıldı. Vali Vahdettin Özkan tarafından mozoleye çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törenin ardından Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Konya Devlet Tiyatrosu'nda öğrencilerin hazırladığı anma programı gerçekleşti.